acayip güneşli. Merhaba. Selam selam kanka, ne yaptın? Selam selam. Normalde Türk Market'ine gidiyorduk. Dolma yaprağı almak için, dolma yapacaktık video için. Ama aradım yoldayken çünkü inanmayacaksınız ama ben korona olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Öyle gidiyordum markete girmeye falan. Sonra aradık işte delivery yapıyor musunuz dedik. Evet dediler. Biz de sipariş vereceğiz WhatsApp üzerinden. Öyle bir sistem oluşturmuşlar işte. Kendisi beyefendi bize kadar getirecek. Öyle ayarladık. Dedik ki sonradan madem çıktık yine bir Starbucks'a gidelim. Why not, right? Why not? Neden yok? Neden olmasın? Neden olmasın? Neden yok? Yok. Cake pop alacağız. Geçenki videodan o cake pop neydi diyenleri bu sefer göstereceğim. Söz veriyorum. It's all Zach's fault. Hava muhteşem bugün arkadaşlar. Yani arabanın içinde yanıyorum. Gerçekten muhteşem. Grande flat white, please. A grande flat white? Yes, please. Oh, thank you. Bu sefer cake popları göstereceğim. Şöyle lollipop'un muhtemelen kek hali. Bu kadarcık. The sky is endless. Sky is the limit, bro. Şimdi eve geldik. Bir şey yapıyorum. Bu tortilla yani lavaşla peyniri böyle birleştirip börek gibi yapacağım. Evdekilere de yapmak istedim. Sadece şey yani ikiye katlayıp biraz quesadilla tarzı. Sadece cheese. Şöyle bir şey oluyor. Cheddar, parmesan ve feta var içinde. Ben de sürekli böyle tarif veriyorum ama Allah biraz yanıyor bile. Şimdi bunu eriyecek işte bu arada. Basit böyle iki tane börek gibi bir şey yaptım. Zeytin ve yeşil çayla. Bu da bizim çocuk. Şimdi İnternetten sipariş vermeye çalışıyorum. O kadar fazla fotoğraf attı ki. Marketteki her şeyi gönderdi. Yaprak sarması, bulgur falan yazdım. İşte sucuk. Bu kadar herhalde ya. Bir siparişimiz geldi. Sonunda tuvalet kağıdı bulduk. Onu göstermek istiyorum. Bu tuvalet kağıdı mı? Galiba şey. Paper towel. Bunlar sipariş verdik. Şimdi yapacağımız şey geçen gün alıp hepsini temizleyip yerleştirmiştik ama bu sefer böyle yerde bırakmayı düşünüyoruz. Evet. Bakın kim var burada, bakın. Oha, iki tane almışlar bir de. Alright. Türk kahvesi yapacağım gene. Bugün çok uykum var çünkü dün gece çok uykumu alamadım. Şimdi söyleyeceğim size. Arkadaşlar dün gece geç yattım. Neden? Bir sorun. Neden? Çünkü altyazı yazdım. Saat 1'de uyudum. Sonra videoya gelip şey deniyor. Altyazı yazmıyorsun. Altyazıları da ekleyeydin. İyiydi falan diye yorum yapılıyor. Vallahi yazıyorum. Bazı vlogların kısa bölümlerine yazamıyorum. Çünkü ona da yetişemiyorum. Bir de kısa diye atlıyor olabilirim. Onu kabul ediyorum. Ama eğer ki video ağırlıklı olarak İngilizce ise %100 altyazı var. Okay, your coffee is ready. Oh, thank you. It looks so good. Look at this, guys. Look what Nirtach made for me. And I got this beautiful cup in Africa, in Cape Town. And Oprah has this collection. Really? I didn't know that. Yeah, it's Ardmore Art. Yes, perfect. Look at this. This cup is really pretty. And it's handmade, right? Handmade. Like elephant. Michelle Obama has some. Oprah has some. And I had to get one. Amir travels a lot, guys. Mm-hmm. Like, you've been, I don't know how many countries in total. 23. Oh my gosh. But I want to add more. Yes, of course. As soon as this corona thing dies down. As soon as it dies, I'm in. I mean, we talk about this a lot, but for people who don't know, Mamer is a professional photographer and she shares some of her beautiful pictures on her Instagram. So, aww, it's here. Thank you. Thank you, Nirtach. And cheers. Cheers. Where's your coffee? Oh, I'm gonna make it soon. Oh, come join me. But I can vlog you when you have first. Oh! That's a blooper. Like Gwen. I'm like, sorry, ma'am. Okay, please don't yell at me. What is the Turkish word for mother-in-law? So it's kind of long. It is kayınvalide. Kayın? Valide. Valide. And I am your gelin.
Gelin. Yes. You can call me gelinim. Gelinim. Okay, this is killing me right now. Can you say Türk gelin? Türk gelin. Yes. So you can guess it's Turkish bride. Yes. I'm Türk your gelin. Yeah. And you're my Amerikalı. Amerikalı. Kayınvalide. Kayınvalide. Yes. So it's actually kayınvalidem because it's my mother-in-law. Kayınvalidem. Guys, Natasha is teaching me some Turkish. So you already spoke Turkish on your Instagram. I did. What about that? Yes. Thank you for helping me with that. I actually didn't really help. You did most of the things by yourself. Yeah. Like you guys prepared and. Like, oh my gosh, I love that, guys. If you haven't seen yet, you stick it on your highlights, right? Mm-hmm. Like on your story. My highlight story. Yeah, you gotta go and see that, guys. Yeah, it was fun. I enjoyed saying thank you, and which is teşekkürler. Teşekkürler. That's correct. Do you remember how to say I am happy? I am happy. Like Mutlu oldum. Oh my god. Yes. This is killing me. So you like Turkish coffee, right? I love it. A lot of people say it's too bitter. This is great. This is Nurtaç's Turkish coffee. And I haven't had Turkish coffee anywhere but from Nurtaç, so I have nothing to compare to. But this one is very good. I guess it was my first gift to you, right? Like. Mm-hmm. I sent you that. I'm like, I hope she's gonna like it. You did. You sent that to me. Yeah, before even we met. Before even we met, you sent me the whole set. Yeah, that I confess it was my tactic to get you. It was my strategy to win you first. It worked. This one is very good. I'll show you guys real quick. Here is the set I got, and this is Cezve. Very proper Turkish, but we could never really use it. Yeah, we can never use it. No. Not unless we get a hot plate, right? Oh, the yeah. Fire yeah. coming out of it. Mm-hmm. So good. Cheers. Cheers. I'll make mine soon. Mm-hmm. And after we finish, we will do a little app fortune telling. Yes. Because I can't read, but we are using this app. It's just for fun. Yeah, it's gonna be so much fun. Right? Uh-huh. And then you can whisk something and rotate it. Right now. Rotate. Mm-hmm. Like that. Mm-hmm. And you can whisk something. And when it's done, you can just hold and flip. Woohoo! Guys, look at that. Now we're gonna do fortune telling. Do I pull it off? No, not yet. Okay. Normally we gotta wait until this part is cold. Oh, okay. Unfortunately, I don't have a proper cup. Oh. So, we will open your cup. Okay. Just pull it straight mm-hmm. up. Mm-hmm. I wish I understood a little bit more, but that's good. Is that it? Yeah, and like normally, you know, this shape, some people can read it. I mean. Oh, we're reading in this, not this. Also this. Oh, okay. Some people say, oh, there is a rod here. So that means you're gonna start something new mm-hmm. or like something will come to you or like da da da, you know, there are meanings. Or, oh, there's a horse here. That means you're gonna get money. Something like that. Oh. Look, let me just see. Like, look at this shape. It's kind of very interesting. Yeah, it looks like an owl. And like next to it, it's like such a like kind of snake. Ooh, that, yeah. Old tree. Let us know. I'll make it something good. Yeah, only something good. Sorry, it's fine. We got her Hello. Fortune. How do you want to play? Pickle bologna just from the right, Melly. Melly, go, go. You silly girl. Mom, Mary won. Can you believe that? She beat us. Congratulations. She beat both of us. Well played, well played.
Good job, good job, good job. Good job, good job. Şimdi ben içeri geldim. Akşam yemeğini yapmak istiyorum. Hem böyle size göstererek akşam yemeğini yapmayı çok seviyorum. Bir de belki biraz Türk yemeğimsi bir şey de yapabilirim. Onu sevdiğinizi bildiğim için. Bir şey hazırlayacağız ama şu an aklımda tam olarak bir şey yok. Hani şunu yapayım diye aklıma gelen bir şey yok. Türk ürünleri gördünüz, bugün sipariş etmeye çalıştım ama adam cevap vermedi. Biraz garip bir adam. Aslında ben bu arkadaşlara mücver yapmak istiyorum. Bu arada yemek yaparken ilişki testinin bu haftaki bölümünü izlemedim. Onu izleyeceğim bir yandan. Siz de seviyor musunuz böyle bir yandan yemek yapayım, bir yandan bir şey izleyeyim? Seviyorsunuzdur tahminimce. Robottan çekeceğim şimdi şey havuçla patatesi. Tabakların suyunu çekeceğim, birleştireceğim ve fırına. Ben seni çok seviyorum. I'm not gonna do it. Also this. Zekler oynamaya devam ediyor. Ben de hazırladım. Mücver. Mücver? Yeah. Mücver ne? Zucchini pancake. Oh, but it's gonna be different. Arkadaşlar kültürümüzü iyi tanıtıyorum. Ve mücvere düşmeyecek tanımıyorum yani. Ve fırında olacak. Gayet sağlıklı. Normalde kızartmayı da çok severim ama. Şimdi fırında bir 30 dakika falan bu pişecek. Şimdi şöyle göstereyim. İçerisinde iki tane kabak var. Yani neredeyse bir bardak kadar şu küçük havuçlardan var. İki tane yumurta, biraz maydanoz, bir tane patates, beyaz peynir. Yani bizde feta var, fetayı kullandım. Ondan sonra baharatlar ve birazcık unla zeytinyağı. Yani şöyle ben çoğu malzemeyi göz kararı yaptığım için nasıl diyeyim size? Bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, iki yemek kaşığı da un attım. Ve tabii baharatlar. Kendi gönlünüze, zevkinize göre. Şimdi bunu 200 derecelik fırında 35 dakika pişireceğiz. Bay bay mücver. Şimdi fark ettim. Oha gözlere gel. Şimdi fark ettim. Kabartma tozunu unutmuşum. Siz unutmayın. Yaparken bir pakette kabartma tozu eklemeniz gerekiyor. O da işte pasta, börek gibi olmasını sağlıyor. Ben ettim. Siz etmeyin. Allah! Nazara gel. Nasıl kırıldı elimde. Yemeğe biraz kuşkonmaz. Nerede kuşkonmazlarım? Kuşkonmaz eklemeye karar verdim. Bir de şu humuslardan açmayı düşünüyorum. Bence yeter ya. Mücver. Asparagus, humus, yoğurt. Gayet böyle şey, light bir yemek. Böyle sarımsak ve zeytinyağıyla pişecek şimdi bu arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bence hiç fena değil, pişmiştir diye tahmin ediyorum. Elimi yaktım. Yemeğimiz hazır. Bunlar Meryane'nin yaptığı patatesler, yoğurt, mücverimiz, asparagus ve humus. Maşallah, çok heyecanlıyım. I already got mine. So this is it. Enjoy, guys. Bon appetit. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. And you ran to the kitchen. Yeah, I was like, oh my gosh. Are you guys enjoying the zucchini? Mmm. You know. So much. I know it's filled with yogurt. But you ought to try a bite with the hummus, too. Yeah. Ooh, it is great. Ooh, Mom had to... Oh, yeah. Himself on the t-shirt. Yes. He's gonna feed. Everybody loves you, by the way. The ultimate arrogance. You wear a t-shirt of yourself. Oh, my. Ni hao. Şimdi odaya geldim. Bulaşıkları erkekler yıkıyor. Şimdi Zek gelecek. Ona bu Yılmaz Erdoğan'ın kendi yazıp yönettiği Haybeden Gerçeküstü Aşk oyununun meğerse BKM oyuncularıyla Tatlım Tatlım diye bir filmini yapmışlar. Muhtemelen siz biliyorsunuz, ben daha yeni öğrendim. Ve filmi izledim. Zaten şöyle bilmeden açtım. Çünkü Netflix'teki İngilizceydi adı. Ondan sonra replikleri duyuyorum. Şey diyorum yani hani... O kadar çok çakma yapmışlar ki Yılmaz Erdoğan'ı falan diyorum. Hani bu kadar
line'lar benzeyebilir, işte Yılmaz Erdoğan'ın hareketleri falan. Demet Akba zaten inanılmaz seviyorum. Oyunu da çok seviyorum hatta. İşte onun filmini Zeki izlettireceğim. You can't. Eniştenize iş kitledim arkadaşlar. Çamaşırları katlıyor. Yaz oraya oğlum. Real. Şey, surreal. I think it's gonna pop up. Yeah, first things first. Mm-hmm. Okay, tatlım tatlım tatlım, can you say? Oo, tatlım tatlım tatlım. Aa, sensin tatlı. Tatlı şeysin. Sen de tatlısın. Bakalım sevecek mi ya? Ben çok seviyorum bunu. Hadi. Do it. Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden. Ben yazardım. Yazanda yenmiş. Evet, ne düşünüyorsun Zek? Çok ilginç bir film, biraz duygusal. Bence aslında senaryoda sadece bir tane çift var ama filmde dört tane çift. Bu çok güzel, daha ilginç bence ve çok kavga. Sonunda çok kavga var. Sonunda da ortada çok kavga var. Türk ilişki bazen böyle, değil mi? Evet. Kavga. Çok kavga. Kavga eden. Kıskançlık. Kıskançlık. Evet, gerçekten erkek çok yanlış bence. Erkek çok yanlış şeyler yaptı. Hmm. Eski aşk hakkında konuştu ve adı ne? Gezin. Hmm? Onun Güzin ya. Güzin, evet Güzin. Eski karısı. Aa, Güzin böyle Güzin şöyle. Bu çok yanlış. Kesinlikle eski yaş hakkında konuşabilirsin ama böyle değil. Toplam çok beğendim. Bence çok iyi bir film. Nurtaç, sen ne düşündün? Oy, I look funny. Dediğim gibi Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'dan oyunu çok seviyorum. Bayağı seviyorum hatta. Filmi de sevdim yani. Ama Zeki biraz da gerçekten ilişkileri de göstermek için. Hani kadın erkek ilişkisi biraz daha Türk kültürü tarzı. Mesela Zeki izlerken o kavgaları gördüğünde oha bunun için kavga mı ediyorlar falan diye. Çocuk şoklar geçiriyordu ama bilmeyi yavrum bilmeyi. Neyse, o zaman videonun sonuna geldik diyelim mi? Bitti video. Bitti mi? Bitti. Wow, okay. Görüşürüz kankalar. Yeni videolarla görüşürüz kankalar. Ama eğer abone olmazsa görüşmeyeceğiz. Görüşmeyeceğiz ya. Görüşmeyeceğiz. Evet. Görüşmeyeceğiz uşağım. Böyle ben çok üzgün olacağım. Üzmeyin sevgilimi. Evet, lütfen abone ol. Hadi bay bay. İyi geceler. İyi geceler.